merhaba arkadaşlar Tuba ben biliyorsunuz bağımlılık üzerine bir YouTube kanalı açtım Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız sevinirim şimdiden bugün lirika bağımlılığından bahsedeceğiz arkadaşlar ee, günümüzde lirika kullanımı giderek artmaktadır ve yanlış düzeylerde bilinçsiz bir şekilde tüketilmektedir maalesef isterseniz geçelim. Lirika bağımlılığı nedir arkadaşlar? Lirika anti epileptik yani nöbet önleyici yeşil reçeteli bir ilaçtır arkadaşlar. Epileptik nöbetler, diyabet, veya da zona gibi sinir hastalıklarına neden olan hastalıklardan kaynaklı ağrıların azalması için kullanılan bir ilaçtır. Ayrıca e, beyine nöbetlere neden olan e, dürtüleri yavaşlatarak etki eder. E, lirik ayrıca yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılabilir. E, kullanılıyor. E, bağımlılık e, yapabilen ya da e, bağımlılık yapabilmektedir. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. E, ya da aileden birinden e, destek almamız gerekiyor. Çünkü düzensiz ve... E, düzensiz kullanıldığı takdirde lirika bağımlı olma ihtimali çok yüksek, e, hızlı bir şekilde bağımlı olunabilen bir ilaçtır arkadaşlar, e, sakıncalı bir ilaçtır, dikkat edilmesi gerekiyor. Onun haricinde e, lirika e, kullanımı e, baş ağrısı, depresyon, e, kaygı, bilinç bulanıklığı, intihar düşünceleri gibi e, pek çok e, geri çekilmeleri neden e, olabilmektedir. E, hızlı bir şekilde bırakıldığında bu tarz belirtiler ortaya çıkmaktadır. E, kademeli olarak doktor kontrolünde bırakılması gereken bir e, ilaçtır arkadaşlar. E, yaygın görülen yan etkileri e, baş dönmesi, baş ağrısı ve uyku halidir arkadaşlar. E, lirika ne için kullanılır arkadaşlar? E, nöropatik ağrılar e, ne olabilir? E, Diyabet ya da zona gibi sinir hastalıklarına neden olan hastalıklardır arkadaşlar. E, bu tarz hastalıklar tedavisinde kullanılır. E, epilepsi, ee, sarı nöbetleri tedavisinde kullanılabiliyor. Ee, ya da e, nöbetleri önlemek amacıyla kullanılabiliyor. Ee, ya da yaygın anksiyete bozukluğu, e, uzun süreli e, aşırı kaygı ya da endişe hali e, yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılabiliyor lirika e, ilacı. E, lirika doz aşımı arkadaşlar. Eğer kullanmanız gereken... E, Fazla lirika aldıysanız uyku hali, gerginlik, huzursuzluk, saldırganlık, kafa karışıklığı hatta nöbet gibi yan etkiler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle durumlarla karşılaşmamak için doktor kontrolünde doktor ne kadar doz yazdıysa o kadar kullanmamız gerekiyor. Bu tarz yan etkiler olduğu takdirde en yakın hastaneye başvurmanız gerekiyor. Onu da belirtmek isterim. E, lirika nasıl bırakılır arkadaşlar? E, lirika bağımlık yapan bir ilaçtır arkadaşlar. E, uzun süreli kullandığı zaman e, kullanırken baş ağrısı, depresyon, e, kaygı, bilinç bulanıklığı, düşünmeleri düşünceleri, e, mide bulantısı, aşırı terleme, ishal uyku sorunları ilaç yoksunluğu gibi geri çekilmeler belirtileri ortaya çıkabiliyor arkadaşlar bu nedenle doktor kontrolünde kademeli olarak bırakılması gereken bir ilaçtır bir anda lirikayı direkt kesmeyin çünkü farklı yan etkiler oluşabilir lirikanın yan etkilerinden bahsedelim ciddi yan etkileri vardır arkadaşlar Eğer tedavi sırasında dilde veya yüzde şişme belirtileri varsa ya da aşırı duyarlıysanız yani bu durumlar olabiliyor ya da bu tarz, yan etkiler oluşabiliyor. yan etkilerden bahsedelim. baş dönmesi, baş ağrısı, uyku hali, iştah artışı, kilo artışı olabiliyor. soğuk algınlığı, grip septomları gözlenebiliyor. ya da kendi olduğundan daha iyi hissetme, dış uyaranlara karşı Aşırı hassasiyet, bilinç bulanıklığı, dikkat dağınıklığı, sakarlık da oluşabiliyor. Ya da hafıza sorunları, cinsel istekte azalma, peniste sertleşme bozukluğu, konuşma bozukluğu oluşabiliyor. Kıırıncalaşma ya da uyuşuk, uyuşuk, uyuşukluk, halsizlik oluşabiliyor arkadaşlar. On haricinde uykusuzluk, görüşte bulanıklık, çift görme oluşabiliyor. Çift görme çok sık görülen bir yan etkidir arkadaşlar. Denge bozukluğu oluşabiliyor, yürüyüşte bozulma, düşmeler oluşabiliyor. Ağız veya boğazda kuruluk, solunum güçlü oluşabiliyor, kabızlık, kusma, ishal, bulantı gibi sindirim sorunları oluşabiliyor. Onun haricinde ödem oluşabiliyor arkadaşlar, vücut ağrısı oluşabiliyor, kas krampları, onun haricinde istemli kas hareketlerinde düzensizlik oluşabiliyor. E, bağımlılık yapan e, ilaçlarda e, tedavi nasıl olması gerekiyor arkadaşlar. E, kişinin öncelikle e, evet ben bağımlı oldum, e, bunun tedavisi mümkün, bunu bir profesyonel e, ekip eşliğinde e, tedavi olabilirim düşüncesinin olması gerekiyor. E, ayaktan tedavi ilk süreçte zor olabiliyor. Ben her e, videolarımda bunu sıklıkla belirtiyorum. E, yani tek başıma çözebilirim ya da e, o yoksulluğu tek başıma atlatabilirim düşünceleri maalesef olmuyor bağımlık hastalığında. E, dediğim gibi e, kişi yoksulluk yaşadığı takdirde e, ilacı ya da maddeye e, ulaşması çok kolay maalesef. E, günümüzde okullarda dahi okul sokaklarında e, ya da farklı ortamlarda madde kullanımı çok arttığı için Dış uyaranlar sizi çok etkileyecektir, o yüzden hastane ortamında tedavi her zaman daha iyidir arkadaşlar. Onun haricinde e, e, psikoterapiler e, devam etmesi gerekiyor, rehabilitasyon programının e, uzman ekip tarafından e, planlanması e, gerekiyor. E, kısa süreli bir Tedavi süresi değil arkadaşlar maalesef. En az bir yıl kişinin tedavi altında olması gerekiyor. Tabii ki de bir yıl boyunca yatarak bir hastanede ya bir tedavi merkezinde olması imkansız. Hani belli bir süre içinde hastaneye yatışı olması gerekiyor. Ama bir yıl içinde kişi yapması gerekenler var ya da yapmaması gerekenler var. Eğer bunları dikkat ettiği takdirde lirika bağımlılığından kurtulmak mümkün. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.